Herkese yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Sesimde hafiften bir bozukluk olabilir. Başta bunu söyleyeyim. Küçük bir üşütmüşüm. Onun için kusura bakmayın. Bugün arkadaşlar ben birkaç yere ilan vereceğim. Şöyle resim falan çekiyordum. Hatta dedim ki bu tarzda bir video yapayım. Şimdi bakın balıkları şöyle hep akvaryumları koyuyorum. Tek tek videolarını çekiyorum. Satılacakların. Dedim böyle bir video çekeyim. Açıkçası bu videoyu da söyleyeyim direkt. Yani biraz satış amaçlı olacak. Hani Japon satıyor muyum? Biraz ondan da bahsedeceğim ben. Biraz satış bir videosu olacak gibi bir şey. Yani burada balıkları tanıtacağım. Balıkları göstereceğim ben bu videoda. Yakında yeni balıklar gelecek işte. Onlar için biraz alan boşaltıyorum. Yer açıyorum diyelim. Havuzun biraz suyu bulandı. Yeşil su olacak gibime geliyor. Ya da bilmiyorum neden bulandı. Filtrenin içi yosun tuttuğu için mi bulandı bilmiyorum ben. Ama çok iyi gidiyordu. Yeni su ekledim. Biliyorsunuz bir önceki videoda ekledik. Su bir anda bulanmaya başladı. Ben de sebebini bilmiyorum. Yeşil su oluyor olabilir. Hiç de belli olmaz yani. Birkaç hafta sonra bakarsınız havuz yeşil su olur. Balıkları göremeyiz. Balıklar bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ilk balığı şöyle göstereyim. Burada biraz ışık zor arkadaşlar. Aşağıda ben güzel sistemi kurup akvaryumu ışıklandırıp balığın videosunu çekiyorum ama burada biraz zor oluyor açıkçası bu. İlk balıklarımızdan biri bu arkadaşlar. Bu bir erkek. Dediğim gibi burada ışıklandırma biraz çok iyi değil. Daha iyi olsa hatta bakın ekranda da bayağı bir yansıyorum. Ben bile yansıyorum. Şöyle üstten de bir göstereyim. Kuyruklarını vesaire. Bakalım bir de şu yandan bakalım. Buradan da çok fazla belli olmuyor. Evet şimdi daha yakına geldiği için daha iyi belli oldu. İlk balığımız bu arkadaşlar. Bayağı da bir güzel tül kuyruk. Evet buraya da açıldı bana. Diyor ki buradan da bir çek istersen diyor. Burada tabii cam kırık akvaryumun. Evet ben şimdi diğer balığı koyayım arkadaşlar. Diğer balığa geçelim. Bu balık bu kadar. Erkek tül kuyruk bir oranda. Evet arkadaşlar bu balık da hazır yakalamışken göstereyim dedim. Bunu damızlık bırakıyorum ben kendime. Yani buradan ileride balık alacaklar. Bilsin ki hani damızlık bunun yavruları olacak balıklar. O sırf o yüzden gösteriyorum. Satılık olduğu için değil. Zaten bunu açıkça satmam da şu an için. Şöyle bir 10-15 saniye sizi sessizce balığı izlemeye bırakayım. Şu horoz da ötmezse güzel olacak. Evet arkadaşlar diğer bir balığımıza geçtik. Bunu da yine anaç bırakıyorum ben kendime. Tam şey yapacağımız sırada hava karardı bir anda. En güzel balığı gösterirken hava karardı. Bu balığın da maşallahı var. Şöyle göstereyim yakından da. Bayağı güzel yani. İtal balık kalitesinde bir balık açıkçası öyle söyleyeyim. Şöyle yakından daha net gördünüz zaten. Ki bakın karnı arkadaşlar yumurta toplamış maşallah deyin. Yumurta sezonumuz açılmak üzere. Yani balıklar doldu dolmak üzere. Yumurta da yumurtlayacak balıklar. Şöyle yine sizi bir 10-15 saniye izlemeye bırakayım sonra diğer balığa geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki balıklara geçtik şimdi de. Yine aslında şu soldaki turunculu dişi. Ben onu kendime bırakmayı düşünüyordum. Ama dediğim gibi yeni balık alacağım için kanı değiştireceğim. O yüzden eski kandan fazla balık bırakmak iyi değil. Kanları yine karıştıracağım tabii. Az önce gösterdiğim bir önceki iki gösterdiğim balığı da kendime bırakıyorum. Onu söyleyeyim. Ama bu dediğim gibi şu bu üstteki erkek alttaki dişi çift burası. Direkt böyle çift şeklinde verebilirim isteyen olursa. Bunlar da bir çift arkadaşlar öyle söyleyeyim yani. Bunların da durumları bu arkadaşlar. Dişi baya baya iyi kafalı. Erkeğin de kafası iyi. Tabi dişi oranla bir tık daha küçük.
Dişinin kafası iyi yani. Damızlık yapılacak bir balık açıkçası dişi. Ve yumurta da toplamış zaten. Az önce de belirttim yani benim balıklar şu an doldu dolmak üzere. Az kaldığı yumurtaları bırakacaklar. Ben biraz ağırdan almaya çalışıyorum. Yumurtlamalarını yavaşlatmaya çalışıyorum. Ama çok da yavaşlatamayacağım. Elbet bir gün yumurtlayacaklardır. Evet arkadaşlar, bir diğer balığım da bu havuzdaki son balığım. Bu benim geçen sene biliyorsunuz ki sağdığım dişi. Bunu eğer YouTube'dan bir arkadaş alacak olursa sevinirim. Sağdığım dişi, videodaki dişiyi almış olabilir. Bu az önce gösterdiğim tüm balıklar bu arada 3 yaşında, bilginiz olsun. Yani alacağınız balığın yaşını da hani söyleyeyim. Alacak olan olursa tabii ki de. Ben dediğim gibi yine bunları şimdi ilanlar vereceğim arkadaşlar. Elimdeki fazlalıkları bırakacağım. İlan verirken kısa videolar çekiyordum. Dedim ki YouTube'a da bir video atalım. YouTube'dakiler de görsün ne var ne yok falan. Bu bayağı bir büyük dişi arkadaşlar. Yaklaşık 20 santimi var. 18 falan. Kafası değişik bir balık. Oranla ama çok değişik kafalı bir balık oldu yani. Garip bir balık. Bu balık da bu şekilde arkadaşlar. Öyle garip ve değişik bir oranda. Bu arada yani renk olarak şey olarak güzel balık yani. Kötü de değil. Özellikle görsel zevk için büyüklüğü bayağı iyi. Bakın kuyruğun açıklığını zaten görüyorsunuz. Arkası çift kuyruk. Tüm anahtar çift kuyruk şeklinde zaten benim. Bu balığın da durumu bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da havuzdaki son balıklar arkadaşlar. Az önce gösterdiğim tüm balıkların karışık şekilde yavrusu. Bakın ortada red cap de var. Siyahlar da var. Burası genelde güneşte bıraktığım için biraz da herhalde şans mı desek ne desek siyah kalanlar var biraz daha. Bu havuzda böyle siyah beyazlı kırmızılı olanlar var. Yine bu yavrulardan da sahiplenmek isteyen olursa şunu da belirteyim. Keşke videonun başında belirseydim, şimdi soracaksınız. Videonun açıklama kısmında Facebook, Instagram ve mail adresleri mevcut. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Biraz geç oldu ama birkaç kere daha söylüyorum. Bakın şu kafa yapmaya da başlamış. Bunlar da az önce gösterdiğim balıkların yavruları. Zaten aşağıda gideceğiz birazdan. Aşağıya da gösteririm. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi şeye geçtik. Bu kendi yavrularıma geçtim ben. Şu biliyorsunuz bizim aşağıdaki akvaryum var ya. Oradaki balıklardan şimdi bir 10-15 tane daha var orada. Oradan bir 5-10 tane seçeceğim. Karışık koyacağım buraya. Bunlar en büyük 2 tanesi falan. Şöyle bunları bir göstereyim dedim. Şöyle bir de yandan gösterelim. Çok gelmiyorlar. Bir de o taraftan kötü gözüküyor ya. Tabii buradan hiç gözükmüyor. Şimdi o tarafa kaçtılar. Şöyle. Evet bakın. Bir az önceki balığa bakın. Uzaktan gözüken bir de yakından gözüken balığa bakın. Ya bunları yakından gelip görmeniz lazım arkadaşlar. O şekilde almak en güzel olur. Bu arada yerim de İstanbul'da, onu da söyleyeyim. Buradaki yavrular da bu şekilde. Bunlar da yine aynı akvaryumdakilerin devamı arkadaşlar. Şöyle bir bunları da bir 10-15 saniye göstereyim. Ondan sonra bunları da bırakalım. Şöyle üstten bir göstereyim ben. Evet arkadaşlar, şimdi de aşağı geldim. Aşağıdaki balıklardan da satılık olanları göstereceğim. Şuraya bir ışık taktım artık siz daha rahat görün diye. Zaten ben de göremiyordum. Sadece siz değil, benim de daha rahat görmem için bir ışık taktım. İlk önce kaşını göstereceğim. Videoyu çekecektim aslında da. Bakın kerevitin ağzında solucan var. Kıskacında. Verdim. Büyük olan böyle kıskacında oynatıyor solucanı ama küçük olan direkt bitirdi. Ayırdım biliyorsunuz, bunu kaçmıştı. Ve direkt solucanı yedi, olsa bir tane daha yiyecek. Yemleri yemiyorlar. Bakın şöyle yemler küfleniyor, gidiyor. Çok çok az yiyorlar. Böyle tadına bakıyorlar. Hani ölmemek için yiyorlar yemleri. Ama böyle solucan, kurt, murt. Bakın nasıl kapışıyor solucanı. Solucan da canlı bu arada. Solucan kıpırışıyor. O da onunla uğraşıyor bakın. Ben bir videonun hatta şey yaparım. Buraya olmadı sonunu da buraya eklerim hatta direkt. O solucanı yeme anlarını. Çok fena solucan yiyorlar. Şöyle bakın, solucanımız hazır. Şimdi solucan vereceğiz.
Evet, bakın. Bakın solucanı kaptı. Evet, düşürdü. Onu bulacaktır şimdi. Evet, o solucanı bulacak şimdi arkadaşlar ve buldu arka ayağıyla. Bakın orada bir savaşıyor şu an solucanla. Yine kaçırdı solucanı. Şimdi de diğer arkadaşı söyle solucanı hazır. Onu da bir solucanını verelim bakalım. Evet bakın. Solucan şu an düştü, hala fark edemedi solucanı. Evet fark edecektir. Ve fark etti. Bakın bakın solucanla savaşıyor şu an. Evet. O solucanı o yiyecektir. Bir savaş durdu. Evet. Bakın bakın yakaladı. Evet bakın yakaladı şu an solucanı. Evet aldı götürdü. Ve diğer arkadaş da solucanı kaçırdı, bulamadı. O da bulacaktır birazdan. Bu arkadaşı solucanı afiyetle yiyor. Diğeri de şu taşın altına kaçırdı solucanı. Bakın yiyor. Şimdi arkadaşlar burada biliyorsunuz ki şu bizim hava motoru vardı. Bakın göstereyim ben size. Ben bunu kurdum. Ama maalesef ki ısınıyor. Hava motorunda bir sorun var. Sıfır ürün ama yine de herhalde bir sorun var. Çözemedik yani tam onu. O yüzden şu anlık o iptal oldu. Bir yeni hava motoru bakacağım. O zamana kadar da bir şekilde idare edeceğim artık burada. O yüzden daha fazla balık aşağı indiremiyorum. Çatıda kaldı öyle balıklar. Yeni anaçlarım gelecek. Aslında onları ayırmam lazım ama daha ayıramadım. Bakacağız artık. Bir şeyler yapacağız yani en kısa zamanda. Bir şeyler var aklımda. Şöyle söyleyeyim, gramilerden satılık ya bir çift iki çift en fazla verebilirim. Fazla veremem. Çünkü fazla kalmadı. Ki dişi erkek olduklarını tam bilmiyorum. Gramileri şöyle göstereyim. Şu erkek gurami mesela, bu da erkek. Onlar kesin. Bakın şöyle küçük boyu da var birkaç tane. Birkaç çift gurami verebilirim isteyenler varsa. Dediğim gibi ama daha fazla olmaz. Yine 2-3 çifte böyle bakarız ya, yine isteyen olursa. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar, bakın bunlar da biraz daha buraya ayırdıklarım biraz daha bir tık hafif etli olanlar, göbekli olanlar, bir tık daha kafası az olanlar. Sadece 2-3 tanesinin arasında kafası biraz var. Biraz daha kafası az olanlar. Bir de solungaçları, yamuklar var şöyle. Onları ayırdım. Bunlar biraz daha ucuz balıklar, öyle söyleyeyim. Yani biraz daha ucuz lira, ucuza veriyorum. 10-20 lira daha düşük fiyatlara veriyorum. Sonra gelelim alt akvaryum arkadaşlar. Buraya bakın yumurtladılar zaten. Ben dişi ağırlıklı ayırdım ama pek de dişi ağırlıklı değil. Yani dişiler de var, erkekler de. Dişiler de var, erkekler de var. Şöyle bakın limon kafalar var. Bu limon kafa herhalde satıldı. Bir sevdiğim bir abime satıldı. Ona da buradan selam olsun izliyorsa. Doğru, bu balığı o seçmişti. Buradan birkaç balığı ona ayırdım. Şöyle bakın göbekliler var. Burası da bu şekilde. Yine bakın buraya gelelim. Burada da güzeller var. Buradakiler kendime bıraktım. Sebebi şöyle. Arkalarında bunların bazıları tek kuyruk var arkadaşlar. Şunlar falan bakın. Mesela tek kuyruk. Bunlar şey olur hani süs için, görsel için mesela. Ben burada bir 10 tane 15 tane kendime ayıracağım. Büyük boy. Süs için, görsel için. Bir 5-6 tane de düzgün oranda ayıracağım. Onları süs için, görsel için ya da ileride büyütüp satmak için kendime saklayacağım açıkçası. Onun dışında şu an bu çektiklerimin hepsi satılık bu arada. Yani buradaki çektiklerim. Bunlar da en küçük boylarım arkadaşlar. Bakın şöyle minnacık bir etkemiz var. Bunlar ben size şöyle göstereyim. Bakın parmağım bu. Yani 2 santim anca varlar. Şu büyük 2-3 santim var. Yani 1-2 santim balıklar. Hepsi de yem bekliyor bu arada. Yeni yem verdim. Bakın arkalarda yem var ama burası biraz obez. Burası iyi yiyor. Bunlar da bu şekilde. Bunlar en küçük boylar. Bunları yine isteyen olursa yardımcı oluyorum. Dediğim gibi en küçük boyları çok satma taraftar değilim ama yola mola çok rahat gidiyorlar. Şu minikler arkadaşlar kargoda bile 2-3 tane çok rahat gider. Normalde kargo ile göndermiyorum. Otobüsle gönderiyorum. Buradan da duyurayım. Otobüs ile metro turizmiyle gönderiyorum genelde. Bilginiz olsun. Şehir dışına İstanbul'a yerim. Yine bakalım bu tarafa ışık taktım. Şöyle göstereyim. Bu tarafa geldim. Bakın şöyle bir tane burada yine bozuk kuyruğumuz var. Buraya gelirse onu göstereceğim ben bir daha. Diğerlerini gösteririm o sırada. Bu videoda balıkları tanıttık işte arkadaşlar. Bakın geliyor o. Yosun tutmuş camda.
Bugün arkadaşlar camlara giriştim, cam sille sildim. Camlarda o yüzden parmak izi falan yok, sadece içeriden yosun var. Bakın çok müthiş bir kafa yapmış. Ama balık bozuk. İşte böyle oluyor genelde arkadaşlar. Çok iyi kafa yapanlar bozuk balık oluyor. Yine burada burada da birkaç tane tek kuyruk var. Bakın şu dişi kafa da yapmaya başlamış. Biraz yapmış hatta. Ama tek kuyruk. Burası komple dişi bu arada söyleyeyim. Ben ayırdım komple dişi. Şu bayağı bir güzel. Bunu hatta bir ara kendim ayırmayı düşünüyordum. Söylemiştim. Ama bakayım ne yapacağım bilmiyorum ben de. Tam o biraz büyük çünkü. Anahtarın yanına rahatlıkla gider. Buradakilerin durumu da bu şekilde arkadaşlar. Buradaki balıklar bu kadar arkadaşlar. Bir daha belirtiyorum, bunlar dediğim gibi satılık. Videonun açıklama kısmından bana ulaşabilirsiniz. Orada iletişim bilgilerim mevcut. Facebook, Instagram ve mail adreslerim. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Evet, bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Zaten bu videoyu dediğim gibi satılık videosu yaptım. Böyle bir an satılık balıkları gösterdim. Evet, bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.